Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yap Yap kanalının ve Mediacraft'ın en çok kazandıran yarışması Bence Bilemesine hoş geldiniz. Bugün Hakan'la yarışacağız. Hakan'cığım hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Bugün Facebook hakkında sorular soracağım sana. Biliyorsun geçen haftalarda Fırat yarışmıştı ve Fırat bir sinema bileti kazanmıştı. Hemen izleyelim VTR'sini Fırat'ın. Bence Bilemezsin yarışmasından iki tane sinema bileti kazandım. Ve şimdi Sezgi ile beraber film izleyeceğiz birazdan. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Fırat Sezgi ile birlikte filme gitti. Açıkçası ben çok heyecanlandım bu görüntülerden sonra. Kesinlikle. Gerçek ödüller yani. Ödüller kesinlikle gerçek. Ben uçak bileti alırsam gideceğim yani. Hemen hatırlatayım. Toplam 8 tane soru var. Bir soru bilince yukarıda çıkıyorsun. 8. sorunun sonunda onu bilirsen yurt içi uçak bileti kazanıyorsun. Temsili burada bir uçak biletimiz var. Eğer 5. soru bilirsen de 2 kişilik sinema bileti kazanıyorsun. Bunlar senin jokerlerini de hemen söyleyeyim burada hazır konusu geçmişken. Toplam 3 jokerin var. Instagram'a sorma jokerin, telefonla arama jokerin ve yanlış bildiğin soruyu doğru soruya çevirmek için de bu yosunu tamamen çıkartmadan, tükürmeden yemen lazım. Gördüğün gibi biraz kurumuş ama artık bu kurumuş abi, beklemiş ofiste bu. Yapacak bir şey yok diyelim. Zehirleyecek ya. İlk 3 soruda 15 saniye kuralımız var. Diğer sorularda zaten zaman kısıtlaması yok. İstersen hemen başlayalım. Heyecanlandım. Hadi. Başlayalım mı? Hadi. Zaman başladı. Mark Zuckerberg hangi üniversitede okurken Facebook kurmuştur? A. Stanford Üniversitesi. B. Harvard. B. Harvard Üniversitesi. C. University of Bilmiyorum. D. ODTÜ. University of Bilmiyorum iyiymiş. Harvard diyorsun. B. Harvard. Bakalım Harvard mı gerçekten? İlk soru kolaydı. Harvard'da 1-1 çok güzel gidiyorsun Hakan'cığım. Hemen burada zamanı tekrar kapatayım ve ikinci soruya geçelim. Geldi ikinci soru, zaman başladı. Dünyada en fazla beğeniye sahip Facebook sayfası hangi ünlündür? Hayda. A. Justin Bieber. B. Shakira. C. Rihanna. D. Cristiano Ronaldo. Abi bu ikinci soruya koyulur mu? Son 3 saniyen. Bitiyor, hemen söyle. Yani sallıyorum, D. Cristiano Ronaldo. Bakalım doğru mu? Cevap Cristiano Ronaldo. Salladın, doğru çıktı. Zor soruda haklısın. Gelelim zaman kısıtlaması olan son soruya. 15 saniyen tekrar başladı. Hangisi Facebook'un yeni beğenme butonlarının biri değildir? A, B, C, D. Hangisi şu an Facebook'un değildir? Değildir. Son 8 saniyen. Joker kullanabilirsin. Yeni beğenme butonlarından. Evet, biri değildir. Biliyorsun yeni butonlar geldi Facebook'a. Son 2 saniyen. Bir şey söylemen lazım. B. B dedin ama ne yazık ki doğru cevap C olacaktı. Yarışmaya dönmek istiyorsan bu yusunu yemen lazım. Herhalde yiyeceksin daha çünkü çok başındayız yarışmanın. İstersen yarışmaya dönmek istiyorsan eğer. Hızlı bir joker kullanmış olduğun dert değil. Dönün sonra devam edeceğiz. Bir şey diyeceğim. Burada 10 tane falan var. Ben bunu yarıya bölerim abi. Tamam bir tane var. Bir tane istiyorum oradan. Tamam bir tane. Bu yarışmada pazar... Yapışmış, beklemiş, bana onları yedirecek. Oldu ya. Tamam al. Tamam burada işte al. Yarısı... Hadi Hakan hadi. Çok güzel. İstersen yarışmaya devam edebiliriz. Zaten artık zaman sınaması onun için sen onu tüketirken istersen soru gelsin. Soru gel, çıkarmak yok. Soru gelsin mi? Gelsin. Türkiye'de en fazla beğeniye sahip Facebook sayfası hangisidir? A. Galatasaray. B. Fenerbahçe. C. Cem Yılmaz. D. Arda Turan. Bence bilemezsin. Bence bilemezsin. Ya burada C gibi geliyor cevap. Çünkü diğerleri futbolla alakalı. Ama Cem Yılmaz değil. O yüzden... İstersen joker kullanabilirsin. Yarışmayı erken veda etmek istemiyorsan. Kullanmayabilirsin. Sen bilirsin. Hayat riskler üstüne kurulu. Ben olsam joker kullanırdım yerinde olsan. Yarışmayı erken kapatma istersen. Ha, diyorsun ki C değildir. C olabilir, olmayabilir. Ben belki şu an trollüyorum seni. Bir yandan ağzımda da yosun büyüyor. Şu an kenara aldım, yanağımda eritiyor yanağımı. Instagram'a sor istiyorsan. Melih, ah Melih, ah Melih. Instagram'a soruyorsun. Instagram'a fotoğrafı koyduktan sonra toplam 1 dakikan var. Yorumlara bakıp cevap verebilirsin. Tamam, gönder. Attın mı? 1 dakikanı başlatıyorum. Son 5 saniyen. Cevap vermen lazım artık. Ne demişler? Ya Cem'le Galatasaray arasında gidip geliyorlar abi ya. Evet, bitti süren. Cevap verebilirsin artık. Peki, bir saniye. Ve bakma Facebook'a, Google'lama. Tamam, bitti. Instagram bitti. Tamam, telefonu koyabilirsin. Evet, ne diyorsun? Fırat da Galatasaray demiş. Eğer kaybedersen Fırat, senden alırım o bilet parasını. Evet.
Galatasaray diyorum. Galatasaray! Tebrik ederim seni. Biletler önceki son çıkıştasın. Biletler önceki soru 5 geliyor. Hazır mısın? Of! Çok heyecanlı. Facebook'un renklerinin ağırlıklı olarak mavi olması nedeni nedir? A. Harvard logosunun renkleri. B. Mark Zuckerberg'in renk körü olması. C. Mark Zuckerberg'in Şinler hayranı olması. D. Gökyüzünü temsil etmesi. Ne diyorsun? Sen cevapları okurken çok saçma bir yerlerde okuduğum bu bilgi aklıma geldi. Evet. B. Mark Zuckerberg'in renk körü olması. Emin misin? Eminim. Açıyoruz! Hakan sinema biletlerini kazanıyor. Bunlar temsili sinema bileti ama biliyorsunuz gerçeğini zaten veriyoruz. Evet. Çok güzel. Bir jokerin kaldı. Toplamda 3 soru daha var. Ve telefonla arama jokerin değil mi o benim? Evet, telefonla arama jokerin. Tamam. İstiyorsan hemen altın soruya geçelim. Buyurun. Hangi ülkede Facebook'a erişim bugüne kadar hiç engellenmemiştir? Hiç engellenmemiştir. A. Çin. B. Mısır. C. Vietnam. D. Hindistan. D olamaz. Hindistan'da engellenemez abi diye düşünüyorum. Çin'de engellenmiştir. Engellenmemiştir soru zaten. O zaman D Hindistan ya. Emin misin? Sen böyle sorunca çok kullanıyorsun. Vietnam'da mesela engellenmiş mi daha önce diyorsun? Vietnam'da açıkçası Facebook hiç olmamış bile olabilir. Mısır'da engellenmiş olma ihtimali yüksek. Çünkü o dönem yani bir dönem şey oldu Mısır'da isyanlar oldu. İnsanlar iletişim kurmak için şey yaptılar falan. Ama Hindistan bu tür işlerin yazılımı falan merkezidir yani dünyaca bütün ünlü markalar, firmalar falan, internettekiler orada kurarlar sistemlerini. Hindistan diyorum abi. Emin misin? Eminim! Hindistan! Doğru cevap! Doğru cevap ve kaldı iki tane soru. Ağzımda eriyor hala bu şey. Aa, iğrenç hani. Alırsam uçağı uçarım bak. Gerçek çok heyecan. Bilet alırsam uçağı uçak alacağım. Çok heyecan gerçek. Hemen geçelim birinin soruya. Geç. Geldi gelin soruya. Facebook'un orijinal ana sayfasında hangi ünlünün fotoğrafı vardı? A. Mark Zuckerberg. B. Abraham Lincoln. C. John F. Kennedy. D. Al Pacino. Orijinal ana sayfasında hangi yani ünlünün fotoğrafı vardı? Mark Zuckerberg Facebook ilk kurduğu zaman sol üst köşede bir ünlünün fotoğrafı vardı. Hatırlıyorum ama hatırlayamıyorum şu an. Kimdi lan? Mark Zuckerberg, Abraham Lincoln, John F. Kennedy ve Al Pacino. Abraham Lincoln gibi geliyor. Hı hı. Ama emin olamıyorum. Joker hakkın var hala galiba. Bir telefonda arama Joker hakkın var. Ulan ya onu son soruya saklıyordum ya. Uf, ne yapsam bilemedim ha. Eğer bak şimdi of çok kritik. Eğer bunda Joker hakkı kullanmayıp doğru bilirsem son soruda Joker hakkım olacak. Hakkım. Ama yoksa da tamamen patlayabilirsin. Sen of. Bilirsin. Bence bilemezsin. Bence bilemezsin. Şimdi Al Pacino olması çok mantıksız. Hı hı. Şöyle mantıklı olabilir. Galiba Zuckerberg'in çok sevdiği bir oyuncu. Hı hı. Zuckerberg kendini koymaz diye düşünüyorum. O kadar egoist bir adam değil diye biliyorum ben. Hı hı. Mütevazi bir insan diye biliyorum. John F. Kennedy Amerika başkanı oldu bir zamanlar falan. O Amerikalılar için çok daha çok önemli bir önemli insan bir falan insan. Ama Abraham yani Abraham Lincoln ama sonuçta bir simge yani Amerikalılar tabii, için. Tabii orada bir tabii ki yani özgürlük var. Simgesi insan. Aa, özgürlük simgesi insan olduğuna göre Mark Zuckerberg de Facebook için ne diyor? Hiçbir zaman paralı olmayacak diyor, özgürlük. Be Abraham Lincoln! Telefonla arama jokerini kullanmak ister misin? Hayır! Telefonla arama jokerini kullanmak ister misin? Beni kaldırıyorsun şu an! Telefonla arama jokerini kullanmak ister misin? Abraham Lincoln diyorum! Son defa soruyorum ve bundan sonra artık cevabı doğru kabul edeceğim. Telefonla arama jokerini kullanmak ister misin? Tamam. İstemiyorsun diye düşünüyorum. Risk alıyorum! Be Abraham Lincoln! Cevap Al Pacino'ydu. Al Pacino'ydu cevap. Hakan'cığım çok güzel yarıştın. Gerçekten güzel yanlış yarıştın. Yanlış mantık mıydı ya? Çok sevdim. Ya yanlış mantık mıydı ya? Ya mantık güzeldi ama Al Pacino'yu koymuş kusura bakma. Bile kullanabilirsin. Sana iyi günler diliyorum. Son soruya gelemedin ne yazık ki. Son soruyu bilemediniz. Artık bence bilemediniz son soruyu. Sinema Bilet'ten seni uğurlayalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Hakan'cığım. Bir dahakine. Biletlerini de alırsan. Biletlerini de al. Al biletlerini de. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hakan çok iyi yarıştı. Sinema biletini de kazandı. Fakat final sorusunu ne Fırat ne Hakan göremedi. Eminim ki bugün bir gün birisi buraya oturacak ve uçak biletini alıp gidecek. Bakın bu şanslı kişi kim olacak? Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte saç düzleştiricisiyle mısır patlatmaya çalıştık. Çok enteresan bir şey oldu. Hatta benim üstüm başım yandı. Buradan görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.